21 Haziran, 27 Haziran. Değerli aslan burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Bu ara iş hayatınızla alakalı düzeltmek istediğiniz yeni projeler, yeni arkadaşlar, yeni çalışmaya başladığınız alanla ilgili adaptasyon problemi yaşayabilirsiniz. Ama bulunduğunuz nokta size çok uygun. Enerjinizi yormayacak bir nokta. Panik yapmanızı istemiyorum. Özellikle yeni işe başlayanlarla alakalı korkulacak, endişede, hatta orada kendi konumunuzu, sisteminizi çok güzel bir şekilde belirleyeceksiniz ve bu keyif sizi mutlu edecek değerli aslan burçları. Ortaklı iş yapmak isteyenler için şu an maddi olarak bazı zorluklardan dolayı bir planı ertelemiyoruz. Sadece para bekliyoruz ve bu parayla birlikte bu işi yapacağız. Yani 20 günlük bir süreçte bir para sıkıntımız var. Bunu toparlayacağız ve yapacağız. Bu da bize olumlu olacak. Bu ara iş konularında çok yoğun evraklar, yurt dışı seyahat. Aslında yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklar gecikebilir. Dijital alanda hırsızlığa maruz kalabilirsiniz. Hatta bilgisayarınız, cep telefonunuz çalınabilir. Bunlara ihmal ya da cep telefonunuza saldırı olabilir. Elektronik ile alakalı bilgisayar üzerindeki şeylerde sıkıntılarımız var. Lütfen işinizin kopyaladığınız şeylere dikkatli dikkatli şifreler koyun. Başınıza bir iş gelmesin diyorum değerli aslan burçları. Özellikle medya sektöründe ya da iletişim sektöründe olan aslan burçları için bulunduğunuz noktada maddi krizler var. Bunlarla alakalı zorluklar yaşayabilir ve telaşa düşebilirsiniz. Bazı arayışlara girebilir. Doğru arayışlar doğru kapılar açacaktır. Endişe etmeyin diyorum. Uzun süredir yeni oluşturmaya çalıştığınız kariyerle alakalı bulunduğunuz noktada görülmek, kendinizi görülür hale getirmek, sanki ben unutuldum burada dediğiniz bir noktadasınız. Evet, bu enerji parlayacak, kölelik döneminiz bitecek, yaptığınız sistem daha size artı enerjiler katacak, daha mutlu olacaksınız. 2 yıldır uğraştığınız ve konumunuzla alakalı kölelik dönemi geri bitiyor. Kendi liderliğinizi, kendi döneminizi yavaş yavaş kişilerle bağlantılı şekilde oturtup huzuru bulacaksınız. Bu ara mesela ailenizde evlatlık varsa ya da evlat edinmek istiyorsanız doğru bir süreç. Ya da evlatlık varsa ya da üveylik varsa bazı karışıklıklarda doğru anlaşılma, birbirimize saygı dönemi olacak. O yüzden dışarıdaki ilişkilerin mazuriyetini kendi aile içerisinde kapatacak ve rahat ereceksiniz. Yani belki yakın güvendiğiniz bir bayan arkadaşınızdan kazık yiyebilirsiniz. Yani bu erkek için de kadın için de geçerli. Ve güvendiğiniz bir dostunuzun size bir maddi sıkıntısı ve söyleyeceği söz kalbinizi incitebilir. Zaten uzun süredir kafanızda onunla ilgili soru işaretleri vardı. Sen bunu görmezden geliyordun. Hak ettin mi diyeyim, hak edecek misin diyeyim, bu karar sizin olsun. Evet, iyiliğin, merhametin karşılığı kötülüktür. Ama merhametten yoksun olmayalım, Rabbimize inanalım diyorum. Yani bir de uzun süredir tamamlamanız gereken stajınız ya da mesleğinizle alakalı yapmanız gereken eğitimlerle ilgili yeni çalışmalar, yeni oluşumlar söz konusu olacak. Bu da sizin için doğru bir karar, doğru ve keyifli bir süreç yaşayacaksınız. Özellikle yakın arkadaşlarınız ya da ailenizle gitmek istediğiniz tatil, köy olabilir, dağ olabilir, deniz olabilir. Aslında siz tek gitmek istiyorsunuz. İlk önce ailenizi yollayacaksınız. Ailenizle birlikte gideceksiniz. Sonra siz o ailenin içerisinden ayrılıp kendi arkadaşlarınızla geçireceğiniz birkaç günlük keyifli bir vakit var. Bunu da tadını çıkartın. Ama 21-27 arası değil. Yani o mesela Temmuz 5-6-7 arasında gideceğiniz yolculuk sizi acayip derecede mutlu edecek. Bu ara sadaka verebilirsiniz. Bir adağınız varsa unutmuş olabilirsiniz. Bir hayır yapabilirsiniz. Üzerinizde hani göz ağrım çok fazla oluyor. Birinin enerjisini fazla çekiyorum. Esneme ve uyku sırasında vücudum boşluğa doğru düşüyorsanız bir sadaka, bir ayakkabı, bir çocuk sevindirebilir. Hatta bu ara Fetih Suresi bol bol okuyun ki üzerinizdeki bu evreleri, sizi fethetmek isteyenlerin önüne engel olun. Ve bir tane, iki tane, üç tane ne kadar istiyorsanız bu karar sizin, bunu yapın. Evet, aşk aşkat illa da aşk diyenler için evet, yenilikler, yeni heyecan oluşumları, kalbinizdeki düşündüğünüz insanla bir atılım, bir hareket gündemi gelecek, birbirimizi deneyeceğiz ama olumsuz olacak. Merak etmeyin ama doğru noktayı bulacaksınız. Evli olanlarda uzun süredir hayal ettiğiniz ev anahtarı ya da araç anahtarı ile ilgili güzel konuşmalar, bir yere satıp güzel bir yatırıma çevireceğiz. Uzun süredir
İş mahkemeniz ya da işinizle alakalı yaşadığınız bazı karışıklıklar varsa bununla ilgili olumlu kağıtlar alacaksınız. Sevgilinizin size ihanet ettiği, yalan söylediğini düşünen değerli aslan burçları, bu tatlı yalanları siz de söylüyorsunuz. İki taraflı birbirinizi eleştirmeyi bırakın, ikiniz de birbirinize düz bakın lütfen. Sonra da sen yaptın, o yaptı tartışmasından ihmal et. Özellikle kaynanamda sorun yaşıyorum, devamlı üstüme geliyor diyorsanız kaynananız sizden özür dileyebilir ya da kayınpederiniz sizden özür dileyebilir ve bir konuda size destek verecek. Vallahi sizin de ağzınız açık kalacak. Şimdiden hayırlı olsun. Gönlünüzü fethettiniz. Bravo size. Bir de aile apartmanı ya da size ait hakla ilgili kiraya verme niyeti olan aslanlar, bence bu evi restorasyon edin. Oturduğunuz evi kiraya verin. Buraya geçin. Buranın daha bereketi ve aydınlığı var. Sağlık olarak belki dikkat etmeniz gereken diş sıvılarınızla alakalı. Bu ara kilo almış olabilirsiniz. Basen bölgeniz sıkıntı olabilir. Rica ediyorum, kilolarınıza dikkat ediyorsunuz. Mutlu kalıyorsunuz. Umutla kalıyorsunuz. Rabbimle kalıyorsunuz. Allah'a emanet olun.